paranın dışında hayatta ortaya koyduğun beklentilerini karşılamayla orantılı. Disiplin olmadan o hayal hayata geçmez, felsefi kalır. Çünkü biz fikirlerimizi daha zor üretiriz ve onlara bayılırız ve batırmak istemeyiz. Ama bunu yapabilecek güçlü olman lazım. Herkesin o fikri, herkese ait olduğunu hissettirmen lazım. Coşku çok güzel bir duygu. Yani coşku sana enerji verir, sana paylaşma isteği verir. Curiosity versus focus. TEDx'e set küratörü Ali Sundal bu sorumu cevaplamadan önce Donald Norman'ın Emotional Design yani Duygusal Tasarım adlı kitabından derlediğim bilgileri aktaracağım. Öğrenme yani bilginin beynimizdeki yolculuğuyla ilgili 3 katmandan oluşan bir şema var. Birincisi içgüdüsel, ikincisi davranışsal, üçüncüsü ise tepkisel. İçgüdüsel tamamen doğuştan gelen kısım. Yani bir olaya veya olguya karşı iyi veya kötü diyebiliriz. Davranışsal olan kısım hem doğuştan kazanılabiliyor hem daha sonradan edinebiliyoruz. En üst tabaka ise tepkisel kısım. Bizim uyarıcılara karşı verdiğimiz davranışlardır ama her zaman bu şu anlama gelmiyor. Her zaman bir uyarıcıya karşı bir tepki vereceğiz anlamına gelmiyor. Odaklanma ve yaratıcılık konusunda ise bu üç katman her zaman birbiriyle etkileşim içindedir. Mesela yukarıdan başladığımızda, tümden gelim metodu dediğimizde insanların daha çok düşünceleri kullanılmaktadır. Tüme varım yani en alttan en üste ulaşabilmek için tüme varım metodunda ise daha çok algılar kullanılmaktadır. İnsanlar daha çok endişeli olduğunda ve stresli olduğunda daha fazla odaklanabiliyorlar, daha fazla odaklı işler üretebiliyorlar. Ama bu stresliyken ve endişeliyken de daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor ve daha fazla detaylara incelememiz gerekiyor. Tam tersinde ise insanlar mutluyken daha yaratıcı düşünüyorlar, daha yaratıcı fikirler üretiyorlar. Mesela brainstorming yani fikir tartışmalarında daha çok böyle insanların rahatlamış olmasına ve mutlu olmasına önem verilir. Buradaki amaç daha yaratıcı, baskı altında olmanın daha yaratıcı şeyler öğretmektir. Ha diyeceksiniz ki ben bazen böyle stresli durumlarda veya kaotik durumlarda daha yaratıcı şeyler öğretiyorum. O zaman bu sizin kaosu ve korkuyu sevmenizden kaynaklanıyor. Ya da Donald Norman'ın kitabına göre sizin korkuyu öğrenebilmiş olmanıza işaret ediyor. Çok fazla odaklı olmak da tunnel vision yani tünel görüşü veya bir diğer adıyla dar bakış açısı dediğimiz durumu ortaya çıkarıyor. Ve insanlar bir şeye odaklandığı zaman diğer etkenleri önemsemeyebiliyorlar veya kaçırabiliyorlar. Ben meraklı bir insan. Ve meraklı insanların büyük problemi odaklanmakta ciddi sorun yaşarlar. Yani odaklanamazlar kolay kolay. Çünkü sürekli beyinleri bir şeyleri keşfetme, bir şeyleri öğrenmeye, kafasından zaten bin bir tane fikir, onları beslemeye çalışıyor. Fikirler, o oluşumlar beyinde şey yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla dağınıklardır. O dağınıklığın içinde mutlu olurlar ve her şeyden beslenebilirler. Ama gel fokus et dediğin zaman işte orada problem çıkar. Çünkü yani ne bileyim ben işte yarın sabah bir şey yetiştirmem lazımsa oturup eve gidip oturup tıkır tıkır çalışmam lazım. Odaklanmam ve yani dikkatim dağılmaması lazım. Mümkün değil bir şeye giriyorum. Birdenbire aa dur ya bakayım bu ne güzel aa bak. Bak o benim orada bir düşünce vardı, o nasıl var? Ben bunu bir not edeyim. Oradan başka bir şeye gidiyorum. Ve birdenbire odaklanmam gereken konuyu unutuyorum. Bu arada saatler geçiyor, birden panik yapıyorsun. Mühendisler, avukatlar, yani benim hocalar çok bellidir, odaklanırlar. Onlar başka bir problem. Onlar netice oriented, yani netice odaklıdır. Mutlaka bir şey çıkar. Dağınık adamdan bazen de çıkmayan bilir. İşte odak yani odaklananla dağınık adamın beraber bir şey üretmesi lazım. Odak adamı mühendistir mesela. Genellikle mühendisler çok iyidir. Çünkü sonra bir şey üretmek mecburiyeti ve onu ellerinde tutmak istiyor. Yani bir tutarlı bir şey ister. Adam odaklanır. O anda ne olursa olsun gider. Odaklı bir insan bir şeyler üretir ve görürsün. Ama böyledir. Yani dünya oraya buraya bir dakika şurada bir şey olabilir mi burada bir şey olabilir mi bunun benim katkısı olur mu diye. Öyle bir adam değildir. Gider. Hatta duruşları sesleri de böyle gayet otoriterdi böyle. Tık tık gider yani. Evet.
İşte bunu böyle yapacağız bugün. Yani ve duruşları, konuşmalarını hissedersin, adamlar böyle fokustur yani, giderler. Ötekiler de romantiktir. Dünya kurtarmak, birazcık hayalperesttir. İşte ikisinin arasında gidip gelmek lazım. Şimdi ben dağınık bir adamım, yani meraklı bir adamım. Kendini tarif et desen ilk söyleyeceğim şey meraklı. Ama gerektiği yerde odaklanırım, acayip odaklanırım. Ama çok yıpratıcı benim için, çok yorucu. Çünkü ondan sonra bir 10 gün bana kimse dokunmasın, çünkü yorulmuşumdur. Evet. Çünkü odaklanma benim için yorucu bir süreç. Sizce başarı desem ben böyle ikisinin ortağının doğuyor yoksa tek başına başarılı olan da var mı? Onu bilmiyorum. Başarı bir kere çok göreceli bir şey. Evet, başarılı kelimesini kullandığım zaman şunu düşünüyorum. Ya hayattan ne bekliyorsun? Ve bunu ne kadar başarıyorsun? Ha bana dersen bir arabam olsun, bir hani toplumun değil, içsel olarak ve bu şunu getiriyor. Kendi kimliğinle, yani ben bir insan olarak ne istiyorum hayatta? Ve ben neyi başarmak isterim? Ve onu karşılayabilirsem başarı o zaman olur. Bir insanda her türlü nitelik beklemek bir hayal. Farklı insanların bir arada gelmeleri ve o farklı insanların farklı niteliklere sahip olmaları belki büyük bir projenin başarması sebep olur. Yani eskiden işte avukatlık yapardı, orada başarılı. Bugün öyle bir dünyadayız ki projeler hukuku da gerektiriyor, mühendisliği de gerektiriyor, hayalperestliği de gerektiriyor, filmci de gerektiriyor, onu da gerektiriyor, bunu da gerektiriyor. Yani bir bütünsel bir bakış açısı gidermek lazım. Yani projeler sanki Mars'ta geliştiriyoruz, orada bir şey olacak değil. Bu toplumun içinde yaşıyorsa toplumunu ilgilendiren projeler üretmek lazım. Ve bunun hukuki tarafı vardır. Bunun yaratıcı tarafı vardır. Bunun sıkıcı tarafı vardır. Birilerinin hesapları, tacizimler, bilmem ne sıkıcı tarafı yapması lazım. Bunu yapanlar da var. Bundan keyif alanlar da var. Ama bir bütünsel şey gerekiyor, bütünsel yaklaşım gerekiyor ve o büyük projenin tarifini kim yapacak, o büyük projenin kaç kişi sahiplenecek, onu görürsem. Mesela bu sene TED'de yani büyük bir ekip tuttum çünkü biliyordum herkes sürekli gelemeyecek. Ama sonunda sahnede şunu görüyorsun, herkes bir şekilde tutmuş ve sahiplenmiş. Sahiplenmeseydi bu kadar başarılı olmazdı ve bir projenin mutlak şekilde sahipleri olması lazım. Sahiplenmesi, ben bu tarafını yapacağım, ben bunun tarafı. Tartışırsın, mukursun ama herkes o projeye sahiplenmesi lazım. O zaman çok güzel şeyler yapabiliyorsun, fark yaratabiliyorsun. Peki son 10 yılda böyle çıkan konuşmacılara baktığınızda meraklı insanlar mı, fokus insanlar mı? Böyle oranda sanırım. Benim seçiklerimde her zaman bir merak tarafı vardı. Kimisi çok disiplin uygulamış, kimisi yapmamış o kadar. Disiplin olmadan o hayal hayata geçmez, felsefi kalır. Disiplin olursa işte innovation olur, yani yenilikçilik olur. Dolayısıyla o arada, yani kategorik bir yerde duramazsın. Ama ben şeyi gördüm, yani ne istediğini bilen, bunu gerçekleştirmek isteyen insanlar, yeterince özgün disiplinleri varsa bu hayata geçirebiliyorlar. Ve çok var. Yani çok var. Şimdi klişe şeyler söyleyeceğim ama klişedir. Yani yapacağım bir şey yok. Yani bir kere her şeyden önce çok çok açık fikirli olman lazım. Yani kendi fikrini eleştirecek kadar açık fikirli olman lazım. Yani kendi söylediğin şeyin karşısına şeytan avukatı, kendi fikrini bile batırmaya hazır olman lazım. Bu evet. Çok zor bir şey. Çünkü biz fikirlerimizi daha zor üretiriz ve onlara bayılırız. Ve batırmak istemeyiz. Ama bunu yapabilecek güçlü olman lazım. Başka, yani çünkü yoksa inadına fikrini sorarsın. Açık fikirli olmak da benim için o. Yani benim fikrim iyi de olmayabilir. Ben bunu öğrendim. Yani bazen zor öğrendim. Bazen direne direne öğrendim ama öğrendim. Disiplin olmadan olmuyor ama güzel bir proje olduğu zaman ve o güzel proje
Yani senin senden çok daha büyük bir proje olduğu andan itibaren bir sihir oluyor. Herkes o projenin parçası olmak istiyor. Herkes bir şekilde katkıda bulunuyor. Ve orada herkesin o fikri herkese ait olduğunu hissettirmen lazım. It's not my idea, benim fikrim değil, ortak fikrimiz. Bu çok önemli. Onu hissettiğin andan itibaren işler kolaylaşıyor. Sürtüşme olur. Zaten sürtüşme olmadan olmaz. Sürtüşme olur ama güzel de fikirler çıkar. Sürtüşme olmadan herkes aynı fikirdeyse zaten bu kişinin dışında herkes füzuli. Bir de Kopenhag'da bir anınız vardı. Anlatır mısınız? Ay yok, Kopenhag'da değildi. Kopenhag'da değil mi? Yok, Manhattan'da. Yok, şey, Brooklyn'de. Brooklyn'de. Ha. Çok komik. Yani yaratıcı süreci çok ilginçtir. Nerede tetikleneceğini hiçbir zaman bilmezsin. Ve bazen çok farklı yerlerden ilham alırdım. Bir gün Brooklyn'deydim. Çok sevdiğim, ben de bir konuşmacı olan Mayer Yavuz'la görüşeceğim. Barda buluşacağız ama yani ben bir saat erken gitmişim. Başka bir bardayım. İnanılmaz bir patırdı var. Ve önümde halletmeye çalıştım. Bir takım meseleler var. Ve bir yandan onları düşünürken insana bakıyorum işte bana. Hayat, eğleniyorlar, şamata yapıyorlar, gürültü falan ama bir enerji vardı orada. O gürültüye rağmen o enerjiden beslenip çözüm ürettim ve hayret içindeydim. Sakin bir yerde değildim. Çevremden uzaklaşamıyordum. Ona rağmen çözüm ürettim. Halen nasıl çözüm ürettiğimi anlamış değilim. Çünkü sonunda ben de o coşkuyla, belki de kafa birazcık kıyaktı, belki önümde engel kalktı, ne olduğunu bilmiyorum. Yani bir sihirli bir an oldu. Hı hı. Ve tıkır tıkır tıkır, yani şeydi, bir coşku, bugünlerde coşku kelimesi takıldım yani, çok takıldım. Çünkü coşku çok güzel bir duygu. Yani coşku sana enerji verir, sana paylaşma isteği verir, neşelisin. Yani dünya senin coşkulu olduğu zaman ve mutlaka bir şey yapıyorsan onu coşkuyla kutlaman lazım. Çünkü onu hak ediyorsun. Meraklılık ve fokus olmayla ilgili. Ben okuyordum daha sonra hani kişisel olarak böyle bir probleminiz varsa diyor. Hani time management'la belki bunu çözebilirsiniz diyor. Kısmen. Doğrudur. Hı. Yani şöyle ama kısmen doğrudur. %100 doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı. Çünkü mühendis kafası çok, yani mühendislere hakaret etmiyorum, beni yanlış anlamayın. Ama odaklı bir insan başka alternatife bakmaz. Eğer time pressure varsa, time zaman, yani baskı zaman varsa o neticeye gider. Ötekisi fokuslanmada zorluk çeker ama sonunda neticeye girer. Ama bazen çok basit bir çözüm olabilecekken onu es geçersin. Belki de doğru zamanlamayı koymak lazım ve bütün yaratıcı sürecilerin ne zaman, ya bence time management'dan ziyade yaratıcı süreçlerin nasıl şekillendiği, nasıl hal vuku bulduklarını anlamak lazım. Ne zaman yaratıcısın, ne zaman değilsin. Yani ben duşun altında yaratıcıyım. Neden de yazmışlar bir yerde. Orada böyle müthiş ilham gelir. Bazen de İşte çözemiyorsam soruyla yatarım, sabah duşun altına tak 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 gelir. Herkes için, kimisi parka gider yürür, Steve Jobs yürüyüşe çıkardı. O iyidir, yani o anda yapacağım başka bir şey yok. Dolayısıyla yani beyninin içindeki o bağlantıları maksimum nasıl çalışacağının ortamını yaratman lazım. Bu da belli olmuyor yani. Ben bir barda inanılmaz batırdıydı. Bazen duşun altında, bazen de bir makale okuyorum. Bazen de denizde yüzen küçük bir çocuk boğuşurken onun yüzündeki mutlu gördüğüm zaman vay be, niye bu kadar mutlu, ne yaptı da bu kadar mutlu. Oradan bile ilham alabiliyorum yani. Evet. Yani ilhamın, yani bunu çözebilsek İlham bana nasıl geliyor? Bunu herkes bunu sorabilse ne güzel. Çok keyif aldım. Bilmiyorum kaçıncı şey. Ama daha anlatacak çok hikayem var. Tekrar görüşmek üzere.